Kâvus'un yeryüzüne yeni bir düzen getirmesi. Kâvus bundan sonra Fars ülkesine gelerek yeryüzüne yeniden sevinç ve saadet getirdi. Padişahlığın tahtına oturup her yana adalet saçtı, içki ve eğlencenin kapılarını açtı. Her yana akıllı, uyanık ve aydın düşünceli birer pehlivan gönderdi. Merv, Nişabur, Bel ve Herat'a ordular yolladı. Adaleti bütün yeryüzüne yayıldı. Kurt kuzuya dokunamaz oldu. O kadar servete ve büyüklüğe sahip oldu ki sadece insanlar değil, periler ve devler bile ona boyun eğdiler. Onun yanında herkes küçük kaldı. Padişahlar onun ordusunda bir asker gibiydiler. Kâvus cihan pehlivanlığını Rüstem'e verdi ve bütün saadet ümidini ona bağladı. Elburz Dağı'nda da kendisine bir yer edindi. Devleri yorgunluktan bitkin bir hale gelinceye kadar çalıştırarak kara kayaları yonturdu ve onlara 10 kement yüksekliğinde bir ev yapmalarını buyurdu. Bundan sonra bir de ahır yaptırarak içini taşlar, demirler ve çivilerle düzenleyerek savaş atlarını, yük ve binek develerini buraya bağlattı. Bir de sırçadan köşk yaptırıp onu çepçevre zebercetlerle süsledi. Eğlence meclisini bu köşkte kurar, burada yer içerdi. Bir de Yemen taşından kubbeli bir yer yaptırdı ki burada tanınmış bir mülbit otururdu. Orada da her zaman okuyup okutmakla vakit geçirilirdi. Bunlardan başka Hamgümüş'ten iki silahhane ile kendisi oturmak için altından ve 120 hurma ağacı yüksekliğinde bir köşk yaptırıp tavanlarını yakutlar, duvarlarını da firuzelerle süsletti. Bu köşk öyle bir yerde yapılmıştı ki orada ne gündüzler uzar ne geceler kısalır. Ne Temmuz'un sıcağına ne de kışın soğuğuna rastlanırdı. Havası amber gibi kokar, yağmur yerine şarap yağardı. Yılın bütün günleri bahar gibi geçerdi. Gülleri güzellerin yanakları kadar güzeldi. Devler bu binaları yapana kadar yorgunluktan bitmişlerdi ama insanların gönlü de dertten kurtulmuştu. Böylece kâvusun gösterdiği adalet ve iyilikle zaman uykuya varmış, kimse kimseye kötülük edemez olmuştu. Kâvustan kendilerini çalışmaya mahkum ettiği, onlara bu cezayı verdiği için yalnız devler şikayetçiydiler. Şeytanın kâvusu ortadan kaybetmesi ve kâvusun göklere çıkması. Nasıl olduysa bir gün şeytan sabahın erken bir saatinde ve padişaha duyurmaksızın bir toplantı yaptı ve devleri etrafına toplayarak onlara padişahın yaptığı eziyetten neredeyse canımız çıkacak hale geldik. Şimdi padişahla oturup konuşmasını becerebilecek bir deve ihtiyacımız var. O dev gidip kâvusu doğru yoldan çıkararak bizi bu eziyetten kurtarmalı. Onu Tanrı'nın itaatinden ayırarak onun o parlak padişahlığının üstüne topraklar saçmalı dedi. Devler onun bu sözleri üzerine düşünüp durdular. Kâvusun korkusuyla kimse cevap veremedi. Nihayet içlerinden azgınlığıyla tanınmış bir dev kalkarak "Bu güzel iş tam bana göre," dedi. "Onu Tanrı'nın yolundan ancak ben çevirebilirim. Bu acayip işi benden başkası yapamaz." Bundan sonra da tuttu, kendisini güzel konuşmasını bilen, meclislere yaraşan bir köle kılığına soktu ve kalkıp padişahın yanına gitti. Padişah da o gün ava çıkmıştı. Dev padişahı bulup huzuruna çıktı, yeri öpüp kendisine bir demet gül sunduktan sonra, "Şu büyüklüğüne ve bu şatafatına göre senin yerin olsa olsa feleklerin üstüdür," dedi. "Bütün yeryüzünü dilediğin gibi buyruğuna almış bir padişahsın. Bütün padişahlar birer sürü, sen de onların çobanı. Şimdi adının yeryüzünde hiç unutulmamasını, ebedi olmasını istiyorsan, sana düşen bir iş daha var. Şu güneş her gün niçin doğuyor ve ondan sonra da niçin batıyor? Ay denilen şey nedir? Gece ve gündüz nedir? Feleği böyle boyuna döndüren nedir? İşte bütün bunları görüp bilmek. Sen madem ki yeryüzünü ve her istediğini eline geçirdin, o halde gökler de sana boyun eğmelidir," deyince, bu sözlerle padişah kâvusun yüreği doğru yoldan ayrılıverdi. Canı doğruyu kavrayamaz oldu ve şu dönen feleğin kendi isteklerini yerine getirmek için elverişli olduğunu sandı. Göklere çıkmanın imkansız olduğunu düşünmedi. Düşünemedi ki gökteki yıldızlar çoktur ama Tanrı birdir.
Kimi uğurlu, kimi uğursuz ve bazısı da gezegen olan bu yıldızların hepsi de Tanrı'nın buyruğundadır. Ey insan! Yere de, göğe de muhtaç olan sensin. Alemi yaratan Tanrı'nın onların hiçbirine ihtiyacı yoktur. Padişahın aklı fikri hep göklere çıkmak düşüncesine takıldığı için havada kanatsız olarak uçmanın çaresini aramaya başladı. Yıldız bilgisinden anlayanlara, yeryüzüyle ayın bulunduğu gök arasındaki uzaklığın ne kadar olduğunu sordu. Bilginlerden bunu öğrenince, akla uygun olmayan tuhaf bir çare düşündü. Adamlarına gece vakti kartallar uyurken onların yuvalarına gitmelerini buyurdu. Bu buyruk yerine getirilerek birçok kartal yavrusu toplandı, bunlar birer ikişer evlere dağıtılarak aylarca ve yıllarca kuş ve kuzu kebabıyla beslendiler. Nihayet her biri birer aslan gibi gelişerek pençeleriyle bir dağ keçisini kaldırıp götürebilecek kadar kuvvetlendiler. Bunun üzerine padişah, Kumar ülkesinde yetişen öd ağaçlarından bir taht yaptırıp her yanını altınla kaplattı. Tahtın hazırlanması bittikten sonra onun köşelerine birer mızrak, mızrakların uçlarına da birer kuzu budu bağlattı. Atlı artık hep bu işle uğraşıyordu. Bu iş de bitince kartalların kuvvetlilerinden 4 tanesini getirtip tahtının üzerine bağlattı. Ve kendisi de çıkıp tahta oturdu. Tahtın önünde de bir bardak şarap duruyordu. Hızlı uçan o kartalların karınları acıkınca hepsi birden kuzu butlarının bulunduğu tarafa, yani yukarıya doğru uçmaya başladılar. Böylece onlarla birlikte tahta havalanarak ovadan bulutlara doğru yükseldi. Kartallar bulutların bulunduğu tarafa doğru bütün güçleriyle uçuyorlardı. Benim işittiğime göre kâvus göklere eriştikten sonra meleklerin bulunduğu aleme de çıkmak teşebbüsünde bulunmuştur. Başka bir söylentiye göre ise kâvus, yanına yayını ve oklarını alarak göklere savaşmak için çıkmıştır. Bu mesele üzerinde türlü türlü şeyler söylenmiştir. Fakat bunun sırrını ancak yeryüzünü yaratan Tanrı bilir. Kartallar bir hayli uçtuktan sonra nihayet kuvvetten kesildiler. Bütün hırs peşinden koşanların sonu zaten budur. Takatleri kalmayan ve başları derde giren kartallar, tüyleri terden sırılsıklam olarak havada o mızraklarla padişahın tahtını kara bulutların içinden çeke çeke bu sefer baş aşağı uçup Çin ülkesinin ormanlarından ve Amül dolaylarında yere indiler. Fakat ne gariptir ki zaman bu iniş sırasında padişahı ölümden korudu. Olması gereken şeyi yapmadı. Çünkü onun tohumundan siyah kuşun dünyaya gelmesi icap etmekteydi. Bunun için onun biraz daha yiyip içmesi, yaşaması gerekti. Eğer kâvus ölseydi, yeryüzünü ele geçiren Hüsrev, onun soyundan dünyaya nasıl gelirdi? O, tahta oturarak büyük adam olmak istedi fakat eline zahmetten ve pişmanlıktan başka bir şey geçmedi. Düştüğü ormanın içinde ve düşkün bir halde Tanrı'yı övmeye başladı. Rüstem'in kâvusu alıp getirmesi. O, bir yandan suçunu bağışlaması için Tanrı'ya yalvarırken, bir yandan da askerleri onu arayıp duruyorlardı. Nihayet Rüstem, Giv ve Tüs onun bulunduğu yeri öğrenerek askerler, filler ve davullarla oraya yöneldiler. Yaşlı Güders Rüstem'e dedi ki, ''Anamın beni emzirerek doyurduğu zamandan bugüne kadar yeryüzünde çok tahtlar ve taçlar ve birçok uyanık talihli padişahlarla büyükler gördüm. Fakat bütün bunların arasında kâvus kadar yalnız kendisini düşünen adam görmedim.'' Onda ne akıldan, ne düşünceden, ne de imandan eser yok. Ne kafası yerinde, ne de yüreği. Kafasında beyin denilen şey yok ki doğru ve güzel bir düşüncesi olsun. Geçmiş zamanların ünlü padişahlarından hangisi tutup göklere çıkmaya kalkıştı ki, o delinin biri, ne aklı var ne de düşüncesi. Rüzgar ne yandan eserse o da o yana gidiyor. Pehlivanlar nihayet onun yanına vardılar, ona çıkıştılar, söylendiler. Güders, sen sarayı ne yapacaksın? Tımarhane neyine yetmiyor? İşin gücün yerini düşmanına kaptırmak. Başına 3 tür böyle felaket geldiği halde hala akıllanacağı yok. Mazenderan'a orduyu alıp getirmekle çektiğin eziyetler yetmedi. Tuttun Hama Veran'da düşmanına misafir oldun. Ona o sanki bir put, sen de bir brehmen imişsin gibi taparcasına bağlandın.
Yeryüzünde temiz Tanrı'dan başka kılıcının fermanını okutmadığın kimse kalmadı. Bütün yeryüzünü ele geçirdiğin de yetmedi, bu sefer tuttun gökleri zapt etmeye kalkıştın. Bir karış daha yükselseydin, neredeyse tutup Tanrı ile savaşmaya başlayacaktın. Düşün bir kere, kaç defa başın belaya girdi de kendini zor kurtardın. Senden sonra herkes hikayeler anlatacak. Vaktiyle bir padişah yüce göklere çıkmış da ayı, güneşi görmek ve yıldızları bir bir saymak istemiş diyecekler. İyi ve uyanık padişahlar gibi davran ki herkes seni övsün, senin iyiliğini istesin. Tanrı'ya kulluk etmekten başka işin olmasın. Saadet zamanında olsun, felaket zamanında olsun, ondan başkasına sığınma dedi. Kâvus bu sözlere karşı ağzını açıp da hiçbir şey söylemedi. Etrafına toplanan o ünlü pehlivanlara ne söyleyeceğini şaşırdı. Nihayeti doğruluk oldukça adalet de sarsılmaz. Bütün söyledikleriniz doğrudur ve benim canım da sizin elinizdedir diyerek yeryüzünü yaratan Tanrı'nın adını söyleye söyleye gözlerinden yaşlar döktü. Sonra da hazırlanarak yüreği üzüntü ve pişmanlık içinde bir mahveye binip yüce tahtının bulunduğu yere geldi, yaptığı işlerden ötürü yüreği üzgündü. 40 gün Tanrı'nın huzurunda başını secdeden ayırmadı. Utancından saraydan dışarıya çıkamıyor, duyduğu sıkıntıdan da derisi çatlayacak gibi oluyordu. Hep dilinden şikayet edip gözlerinden kanlı yaşlar döküyor ve doğru yolu gösteren Tanrı'dan özürler diliyordu. İzzet-i nefsi iyiden iyiye kırılmıştı. Etrafındaki pehlivanlardan utandığı için kendisi dışarıya çıkmadığı gibi kimseyi de yanına kabul etmiyordu. Yaptıklarından duyduğu pişmanlık içinde ıstırabı kendine arkadaş edindi. Suçlarının bağışlanması için hazinelerini bağışladı. Hep Tanrı'nın huzurunda yalvararak yüzünü kara topraklara sürttüğü, ağlayıp sızladığı için bir müddet sonra yeryüzünü yaratan Tanrı da onun suçlarını bağışladı. Bölük bölük her yandan yine askerler onun sarayına geldiler. Kâvus yüzünü sevginin ve merhametin suyu ile yıkayınca yeryüzü de yine eskisi gibi oldu. Bütün büyük adamlar onun yanında yine küçük kaldılar. Hepsi ona kul köle oldular. Kendisi de başında tacı ve elinde öküz kafası biçiminde gürzüyle mücevherlerle süslenmiş olan tahtının üzerine çıkıp oturdu. Ben bu hikayeyi nasıl duydumsa öylece anlattım. Şimdiye kadar da hiç kimse onu benim anlattığım gibi yazmış değildir. İşte yeryüzü padişahının o pehlivanlar başının hali böyleydi. Adaletli olan bir padişahın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Kâvus da adaletten ayrılmadığı için Tanrı'nın adaletinden hiç yoksun kalmadı. O dünyaya bağlanmış bir adam değildi.